hoş geldiniz. Bugün size mastikten bahsetmek istiyorum. Çok şükür denizde olduktan sonra emzirmeyle ilgili bir sıkıntım olmadı çok fazla. Mastit de olmadım. Fakat etrafta mastit olmuş olan arkadaşlarım vardı. Ve onların deneyimlerinden ben faydalandım. Mastit olmamak için bazı şeyler yaptım. Bunlar nelerdi? Sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Öncelikle mastit ne demek? Bundan kısaca bahsedeyim. İnternetten okuduklarımdan, araştırdıklarımdan öğrendiğim şu ki eğer gözlerde bir kel sütü kanallardan tamamen boşaltamazsak kanallarda süt kalıyor, birikiyor ve kanallar tıkanıyor. Bir müddet sonra bu tıkanıklık kanallarda iltihaplanmaya sebep oluyor ve böylece mastit denen rahatsızlık, hastalık meydana geliyor. Bu oldukça rahatsızlık verici olabiliyor ve tedavisi ve bundan kurtulmak çok ağrılı ve zahmetli olabiliyor. O nedenle benim gözüm biraz korkmuştu ve mastit olmamaya çalıştım. Olmamak için bazı tedbirler aldım. Neler? Hemen kısaca anlatayım size. Birincisi, deniz doğduğu zaman haliyle bebekler çok küçük oluyor. Deniz de çok küçüktü. Ve göğüslerde üretilen sütü tamamen boşaltamıyordu. Emiyordu, uyuyakalıyordu. Zaten midesi de çok küçük olduğu için az emebiliyordu ilk başlarda. Ben de göğüslerde şişkinlik hissettiğim zaman mutlaka ve mutlaka o sütü dışarıya çıkarmaya, boşaltmaya çalıştım. Bunun için göğüs pompası kullandım ve göğüslerin tamamen boşaltılmasına çok dikkat ettim. Tabii pompa kullanmadan önce mutlaka denize emziriyordum. 2 saatte bir mutlaka emzirmeye çalıştım. Böylece deniz olabildiğince emsin. Eğer yine de denizin emdiği sütü tamamen dışarı çıkaramıyorsa, içeride süt kalıyorsa o zamanlarda da pompa kullandım ve göğüsleri tamamen boşaltmaya çalıştım. Peki mastit oluştuğunu nasıl anlarsınız? Belirtileri neler? Kısaca bundan da bahsedeyim. Bu arada bir parantez açmadan geçemeyeceğim. Ben doktor ya da tıp uzmanı değilim. Lütfen bu söylediklerimi sadece kişisel deneyim olarak algılayın ve kendi okuduklarımı paylaşıyorum. Ama mutlaka kendi doktorunuza ya da uzman bir hekime danışın eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntınız varsa. Bunu da mutlaka paylaşmış olayım sizinle. Mastit miyim, değil miyim, kanallar tıkandı mı, bunu nasıl anlarsınız? Yine okuduklarımdan öncelikle göğüsler şişkin hissediliyormuş. Bir diğer belirti de hafif ağrı ya da o ağrılı bölgede kızarıklık olabiliyor. Yine bunlarla birlikte ateş yapabiliyormuş. Aynı zamanda da nezle ya da grip gibi halsizlik ve bir rahatsızlık hissedilebiliyormuş. Eğer böyle bir belirtiniz varsa ya da mastit olduğunuzdan şüpheleniyorsanız lütfen hemen doktorunuza danışın. Daha da ilerlemeden tedbirini en başlarda alın. Yine ılık suyla duş almak ya da o bölgeye sıcak bir kompres uygulamak, kuru ya da ıslak bir kompres uygulamak çok iyi geliyor. Yine masaj yapmak da çok iyi geliyor. Arkadan öne doğru masaj yaparak da o bölgeyi rahatlatabilirsiniz. Eğer herhangi bir sıkıntınız varsa. Umarım yoktur, umarım olmaz ve olmaması için de bol bol emzirin. Eğer bebekler yeterince ememiyorsa da sütü göğüslerden boşaltmaya çalışın. Benim mastitle ilgili sizinle paylaşmak istediklerim bunlardı. Sizin herhangi bir yorumunuz, deneyiminiz ya da ilaveniz olursa lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza ayrıca abone olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kırmızı abone ol yazısının üzerine tıklayabilirsiniz. Ya da sağ yukarıdan abone ol'a tıklayabilirsiniz. Yine Deniz'le bizi her gün takip etmek isterseniz Instagram'dan Acemiyenli TV profilinde ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.